Ortaya koydukları coşkulu oyunla bugün rahat bir galibiyet aldılar. Bugün ilk yarı bizim için en büyük problem. Yerleşik olduğumuz anda ilk golü yememiz ve 8 dakikada yediğimiz 3 golle de gardımızın düşmesi. Böyle maçlarda, böyle skorlarda sizin oyununuz düştükçe rakibin coşkusu da artıyor ve devre arasına ihtiyaç duyuyorsunuz. İki oyuncu değişikliği yaparak oyuna başladık. Burada oyuncu değişikliği kötü oynayan oyuncuları değiştirmek değil, oyun formatını oraya uygun hale getirmek ve ikinci yarıda amacımız yemeden bir gol atıp oyuna tutunabilmekti. Belki oyun olarak 45 ile 80 arası bunu gerçekleştirdik. Çok etkili olamasak da, net gol pozisyonumuz olmasa da bunu gerçekleştirdik ama sonuç alamayınca oyuncu değişiklikleriyle temposu düşmedi Adana Demir takımının ve son 10 dakika bulduğu iki golle oyun farklı bir skorla sonuçlandı. Bu skoru kabul etmek mümkün değil. Ancak haftada 3 maç oynadığımız periyotta bugün buradan gerekli dersleri alarak yarından itibaren çarşamba oynayacağımız Kayseri maçına hazırlanmak durumundayız. Orada buradan daha fazla mücadele ve odaklanmaya ihtiyacımız var. Takım bunu yapabilecek güçte. Umuyorum toparlar ve çarşamba günü istediğimiz skoru Kayseri'den alırız.